Kayınvalide düğün arefesinde müstakbel damadını silahla vurup öldürdü. Küçük yaştayken kızımı istismar ettiğini öğrendim, vurdum diye de kendini savundu. Ama yargılama sırasında ortaya çıkan deliller davanın seyrini değiştirdi. Gülmek ister misin? Benimle evlenin. Kapıya düğün ekibi gelecekken cenaze arabası geldi. Benim bir oğlum vardı, bir dalım kırıldı. Şu an ben kurtuldum, gerçekten kurtuldum ama sadece olan ona oldu. Kayınvalide 15 yaşındayken kızımı istismar etmiş iddiasıyla düğün arifesinde müstakbel damadını öldürdü. Ama yargılama sırasında ortaya çıkan deliller kafa karıştırdı. Davanın savcısı da davalık oldu. Görevi ihmal sebebiyle manevi bir tazminat davası açtı. Gerçek katiller elini kolunu sallaya sallaya Ümraniye sokaklarında gezmesin. Cinayetin tarihi Temmuz 2017. Kısa süre öncesinde 26 yaşındaki Rıdvan Yıldırım ve nişanlısı genç kız yüzük atmıştı. İddiaya göre bir gece vakti kayınvalide Gurbet Çetinkaya Rıdvan'ı Ümraniye'deki evlerine çağırdı. Silahla vurarak öldürdü. Kahveye çağırdılar, davet ettiler, arkadan sırtından vurdular. Sürekli evde tehdit ediyordu. Ben seni kimseye yar etmem, seni öldürürüm, seni kimsenin yanına bırakmam. Gerekirse annenle birlikte öldürürüm. Yani ben kendisinden dayak yedim. Rıdvan Yıldırım'ın ailesi bu iddiaları reddediyor. Kaynanası olacak şahıs diyor ki eve girdi, bana saldırdı, ben de kendimi korumak için vurdum diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim bir oğlum vardı ya, bir oğlum vardı. Ben onun düğününü beklerken ben evladımı kefene koydum. Kefenle sardım, toprağa koydum. Yıldırım'ın ailesinin iddiasına göre ise kayınvalide suçu üstleniyor ama aslında tetiği o çekmedi. Son celsede ortaya çıkan deliller de kafa karıştırdı. Benim oğlum bir kadını öldürmedi. Komple tuzak kurdular, tuzağa düşürdüler benim evladımı, öldürdüler, cezalarını çeksinler. Sanık önden vurduğunu iddia ediyor ama uzmanlık raporlarında sırtından vurulduğu beyan edilmiş. Hatta görevi ihmal iddiasıyla davanın savcısından şikayetçi oldular. 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtılar. Biz zaten ölmüşüz, biz 1,5 sene oldu biz öleli. Sadece nefes alıyoruz.